Dostlar merhabalar. Şimdi en son karenin 15 sorusunu çözmüşüz yeni nesillerden. Şimdi de 16 ile birlikte devam edelim bakalım. Ne diyormuş bu soru? Şekilde KLM şeklinde isimlendirilen 3 karesel bölge verilmiştir. Peki. Bu şeklin A noktasında bulunan bir hareketli şeklin çevresi üzerinden B noktasına gidecektir. Peki. 1 numaralı ok yönünde giderse 36, 2 numaralı ok yönünde giderse 12 birim almaktadır diyor. K ve M'nin çevreleri toplamı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi harflendirme yapacağız arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Şuraya X diyelim. Tabii ki şurası da X. Tabii ki şurası da X. Tabii ki burası da X. Evet, şuraya şu parçaya Y dersek karenin bir kenarı X artı Y. O halde X artı Y. Şurası X artı Y. Burası da X artı Y. Şuraya Z dersek bu karenin bir kenarı X artı Z, X artı Z, burası da X artı Z, burası da X artı Z geliyor. Şimdi bizden ne istiyordu? Önce onu bir belirleyelim. K'nın çevresiyle ki K'nın çevresi 4 tane X artı Z'dir. 4X artı 4Z'dir. Artı diyor M'nin çevresi. E bu da 4 tane X artı Y yani 4X ile 4Y'nin toplamını benden istiyor. Şimdi verilenleri konuşalım. 1 numaralı ok yönünde gidip A'dan yola çıkıyorsun. 1 numaralı ok yönünde gideceksin ve aldığın yol 36 birim. Hadi gidelim. A'dan geldik böyle. Şuraya geldik. Z'yi aldık. X artı Z, X artı Z, X artı Z. Buraya kadar geldim şimdi. Devam. X'i geliyorum. Y'yi geliyorum. Şuradan da X artı Y'yi geliyorum. İşte bunların toplamı 36'ymış. Hadi yazalım. Ne var? Z var bir tane. 2Z, 3Z, 4Z var. Yazıyorum hemen. 4Z. Sonra şuradan tekrar 1X, 2X, 3X, 4X. Şöyle geldiğimde de 5 tane X var. Başka şu X ile Z'leri yazdık buraya kadar. Şu X'i yazdık. Y var. Bir Y de burada var. Yani 2Y var. Toplam 36'ymış. Bir de demişti ki 1 numaralı ok yönünde gittik, 2 numara yönünde gidersek. Bakın şuradaki X, X artı Y, bir X artı Y daha. Bunları giderse de diyor 12 birim yol alacak diyor. Hadi bunu da yazalım. 3 tane X ile 2 tane Y'den oluşuyor burası da. 3X artı 2Y var burada da. Bunların da toplamı 12'ymiş. Hadi gelin bunları alt alta bir toplayalım bakalım neler çıkacak. 4Z geliyor. 8X geliyor. Buradan da 4Y geliyor arkadaşlarım. Toplamları da 48 çıkıyor. Ki bakın bizden istenilenin aynısı değil mi dostlarım? 4Z var. 4Y var. 4X, 4X, 8X de var. Demek ki bu istediği şey de 48'miş deyip Ceyhan'ı işaretledim. Evet, bir katlama sorusuymuş. Bakalım nasıl çözeceğiz, görelim. Şöyle kırmızıyı alalım. ABCD karesi D doğrusu boyunca katlanınca şekil 2 meydana geliyor. Peki, gelin o zaman biz bunu katlanmadan önceki haline şöyle bir geriye doğru açalım arkadaşlarım. Şöyle, şu L'den aşağıya şöyle indik. Şurası geldi. B burada dostlarım. Şu parça, şu parçaya eşit tabii ki. Bu kesinlikle kat çizgisi olduğu için açıortay. Şurası şuraya eşit. Bu açı kesinlikle 90 çünkü katlanmadan önce buradaydı. A'ydı. Geldi buraya 90 oldu. Başka karenin şu kenarı şurası diyelim. Katlandı A üssü B oldu. Buraya eşit diyelim. Biri 2'yi söylemiş bize. Verilenlere göre B üssü L. Şurası yani X veya burası X nedir diye de bir soru sormuş dostlarım. Şimdi bilgimizi konuşalım hemen. Neler biliyoruz bir bakalım. Şimdi şurası 1, 2, 90. Burası kök 5 yaptı kardeşim. Bunu bir yazalım. E bu kök 5 ise burası da kök 5. Bakın karenin bir kenarı kök 5 artı 1. O halde burası da kök 5 artı 1 olacak. Tabii ki şuranın tamamı da kök 5 artı 1 olacak arkadaşlarım. Onu da aklımıza tutalım. Şurası da kök 5 artı 1 olmalı. O halde buraya kök 5 eksi 1 kaldı diyebiliriz. Bakalım. Devam.
Başka neler yapabiliriz? Şu açıortayları konuşsak mı diye düşündüm. Şunlara AA desem bir işe yarar mı? Çok da böyle aman aman cezbedici bir şey gelmedi bana. Şuradan bir diklik çizsek bir işe yarar mı? Şöyle çizelim. Şöyle yaptık. Burası da kök 5 artı 1 diyelim. Başka şurası x ise burası da x diyelim. O halde şurası kök 5 eksi x olacak diyelim. Şu kenarın uzunluğunu bulabilirsem eğer ki belki bir şeyler çıkartırım diye düşünüyorum ama bu kenarın uzunluğu da hani öyle hemen bir bakışta bulunacak gibi de durmuyor arkadaşlarım. Tamam, buradan da zorlamayalım. Şu kısmı kullanmaya çalışayım. Şöyle AB 90 benzerliği yapalım. Şuraya A diyelim. 90 burası B. 90 burası A. 90 şurası B geldi. Hatta B'nin şu ters açısı da B'dir. Şurası 90 olduğu için şu açımıza da A diyebiliriz. Burada da küçük bir AB 90 çıktı. Şimdi şununla şunu benzerleyelim arkadaşlarım. Çünkü biliyoruz birkaç kenarını. Hemen bulmaya çalışalım. Burada A'nın karşısı 2. Burada A'nın karşısına K diyelim biz. Burada B'nin karşısı 1. Burada B'nin karşısı kök 5 eksi 1. Görüyorsunuz yarıya düşmüş. Bu da yarıya düşmeli. Demek ki K bunun 2 katı olacak arkadaşlarım. Şöyle 2 tane kök 5 eksi 2 olacak burası. Bu da bir elimizde dursun. Sonra şu kısmın tamamının biz karenin bir kenarı olduğu için kök 5 artı 1 olduğunu biliyoruz. Peki şuradaki 2 kök 5, şimdi kök 5 artı 1'den biz 2 kök 5 eksi 2'yi çıkartsak. Şöyle eksiyi içeriye dağıtsam eksi 2 kök 5 artı 2 olur. Burada da kök 5 artı 1 var. 1'den 2 daha 3 yaptı. Kök 5'ten 2 kök 5 çıktı. Eksi kök 5. 3 eksi kök 5'miş şurası, şu kısmın tamamı. Biz şurayı da bulduk. Şuradaki küçük hipotenüsü de bulduk. X'i çıkartırsam burası geliyor değil mi? Yani 3 eksi kök 5'ten bir de x çıkartacağım. Şuradaki hipotenüsü de bulmuş oldum böylelikle. Şimdi de bununla bunu benzerleyelim. Bakın burada b'nin karşısında x yazmıştık. Burada b'nin karşısında 1 var, eşittir. Burada 90'ın karşısında şimdiki bulduğumuz 3 eksi kök 5 eksi x var. Burada 90'ın karşısında da kök 5 var. Şimdi buradan da sorunun cevabı gelecek. Matematiği kuvvetli bir soruymuş arkadaşlar bu. Bayağı bir matematik yaptık yani burada. Hemen x kök 5 oldu. Eşittir 3 eksi kök 5 eksi x. Şu eksi x'i buraya alalım. X parantezinde kök 5 artı 1 olur. Eşittir 3 eksi kök 5. Hemen x eşittir 3 eksi kök 5 bölü kök 5 artı 1. Bunu da kök 5 eksi 1 ile genişletiyorum. Kök 5 eksi 1 ile. Şurası 5 eksi 1'di eşlenik çarpımından 4 geldi. Üst tarafı çarpalım. 3 ile kök 5'i çarpalım. 3 kök 5. 3 ile eksi 1'i çarpalım eksi 3. Kök 5 ile kök 5'i çarpalım eksi 5 yapar orası da. Eksi kök 5 ile eksi 1'in çarpımı da artı kök 5. Bir de bölü 4'ümüz var. Burası 4 kök 5 eksi 8 bölü 4. 4'e bölelim kök 5 eksi 2 geldi. Oha diyorum, başka da bir şey demiyorum. 18. Aşağıda bitişik iki duvarın kare biçimindeki önden görünümü verilmiştir. Bir boya ustası bu iki duvarı boyamak için her iki birim karesine 5 TL istemektedir. Tamam. Duvar sahibi D ile F noktalar arasındaki uzaklığı 8 birim olarak hesapladıktan sonra boyacıya istediği fiyat üzerinden anlaşmıştır. Şimdi şurayı şöyle yapalım. 8 birim olarak hesaplamış kardeşlerim. Şuraya X desek. Şunun bir kenarına da Y desek dostlar, şöyle bir şuradan da dik üçgenimizi tamamlasak. X ise bu da X. Şuranın tamamı Y idi. Şuraya X dersek Y eksi X, burası da Y eksi X olur. İşi bitirdiğinde kaç TL para almıştır diye bir soru soruyor. Şimdi şurada bir Pisagor yapalım dostlar. Hemen diyelim ki 8'in karesi 64 eşittir.
y artı x'in karesi artı y eksi x'in karesi. Şimdi düzenleyelim bunu. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyelim. Bakın bunlar sadeleşti. Yani 64 eşittir 2x kare ile 2y karenin toplamı geldi. Hemen 2'ye böldüm. 32 eşittir x kare artı y kare. Bunu bulduk dostlarım. Şimdi bunun alanı y kare değil miydi arkadaşlarım? Şuranın alanı y kare. Şuranın alanı x kare. Peki toplam alan y kare artı x kare. Bu toplam alan. Şimdi diyor ki bize, neydi burada mevzu? Her 2 birim karesine 5 TL istiyormuş dostlarım. Her 2 birime 5 TL istemiş. Yani buradan x ile y'yi bulmamız gerekiyor mu acaba diye düşünüyorum. Uzaklığı 8 birim olarak hesaplamıştı. X ile y'yi bulalım mı diye düşündüm de arkadaşlarım, direkt bunları yazdık ama x kare y kare, toplam alan x kare y kare 32. Gerek yok x ile y'yi tek tek bulmak için. Şöyle diyeceğiz. 2 birim kareye 5 TL istiyorsa 32 birim kare bulduk toplam alanı. 32'ye kaç TL ister diye soralım. Biz buradan geliyor zaten. 16 katı, bunun da 16 katı olacak. 5'in 16 katı 80'dir. Yapıştır gelsin. Birim kareli zemin verilmiştir. AC'yi köşegen kabul eden kare ile KL'yi kenar kabul eden kare çiziliyor. Bu iki karenin kesişim bölgesinin alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi AC köşegenimiz olacak arkadaşlarım ve bu bir kare olacak. Şimdi şöyle bir kare çizmeye çalışalım. Bakalım nasıl olacak, bir görelim. AC'yi köşegen kabul ediyor değil mi? Köşegenimizin boyu 1'e 2, 4, 5 de buradan 25, bir daha kök 26 olacakmış köşegenin boyu. Şimdi buna dik olan diğer köşegeni çizelim biz arkadaşlarım. Buna dik olacak ve yine kök 26 birim uzunluğunda olacak. Şöyle bir şey çizebiliriz mesela. Bakın bu hem dik kesişiyorlar hem de kök 26 birim uzunluğundadır diyebiliriz. Ve şöyle de bir kare çıkartmış oluruz biz dostlarım. Şu bir karedir. Şöyle. Pekala. Köşegen kabul etti. Bu bir kare. Şimdi diğer karenin de şöyle çizelim. Şöyle bir şekil olabilir mesela diğer karemiz. KL'yi kenar kabul edecek. Ya da tabii farklı farklı çizim yöntemleri var. Şöyle de olabilir. KL bu da olabilir. Bize de diyor ki kesişim bölgelerinin alanı nedir diye bir soru sormuş dostlarım. Şimdi bunu bulmaya çalışalım. Şimdi şurası, şu kısım zaten 1. Burayı biliyoruz 1. Biz şurayı bulmaya odaklanalım. Burası da tam şuradan geçer mi diye soralım. Onu da şuradan hesaplayalım. Şöyle. Burası 1'e 3 oranında bir bölme işlemi var. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bak A'dan indi. Biraz daha şöyle büyük çizeyim ki siz iyice görün. Şurası A. Burası 90 derece. Şuradan bir çizgi iniyor K'ya. Şurası da 1 birimdi. Biz bir de ne biliyoruz? Şurayı arıyoruz zaten. X2 kesişim bölgesi burası çünkü. Burayı bulacağım. Şurayı. Şurasını bulmaya çalışıyorum. Peki şuranın tamamı da 3 olduğu için şuraya 2 kaldı. Şurası da 2 birim. Bildiklerimizi yazdık. Şimdi 1 bölü 3 x bölü 2. Benzerlik yaptım dostlarım. Buradan 2 bölü 3 çıktı x. Şimdi alanını yazalım bunun hemen. 2 bölü 3 ile 1'in çarpımının yarısı olacak. Buradan 1 bölü 3 olabilir dedik alan ama şıklarda yok. Demek ki diğer şöyle aşağıya doğru olan kısmın alanını bulacağım ben arkadaşlarım. Onun için de şu bölgenin alanını alacağız. Hatta onu da yeşil yapayım. Yeşil. Şurada kesişim bölgeleri var. Şurası. Burayı bulacağız şimdi dostlarım. Tabi bunun için de şurası yine 1 birim. Bunu biliyoruz ama şurayı bilmiyoruz x'i. X'i bulmamız lazım öncelikle. Onu da şuradan bulalım. Bakın şuradaki benzerlikten de bunu bulalım. Şurası da 1. Hatta bakın x şuranın orta tabanı çıktı arkadaşlarım. 1, 2, 3'ün orta tabanı geldi. 3 bölü 2'ymiş x dediğimiz şey. O halde 1 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 diyelim. 3 bölü 4 geldi. Sorunun cevabı dostlar.
Evet. Hadi bakalım devam. Şöyle başka bir renk alalım şimdi. Kırmızıya devam. Şekil 1'de ABC'de kare biçimli karton KLMN noktalarını birleştiren çizgiler bence kesilerek iki eş parçalara, bu bizim şekilde 2'deki gibi böyle yapılıyormuş. Karenin alanı 36, bir kenarı 6. K ile N noktaları arasındaki uzaklık 2 kök 10. Şurayı hemen şöyle gösterelim. Burası 2 kök 10'muş. Şu dik üçgenden bulabiliriz bu 2 kök 10'u. Şimdi şurası zaten 6 birim. Demek ki burası 2 olacak ki 3 katı olsun, 2 kök 10 olsun. Şurası 2 birimmiş. Yani M ile L arasındaki mesafeyi 2 birim ölçtük arkadaşlarım. Karenin bir kenarı da 6'ydı. Bunu da unutmayın. Bakın CN ile de şurası tam üst üste gelmiş. Mavinin CN'si ile pembenin şu MN'si üst üste gelmiş. Demek ki CN de 2. 6 olması için buraya da 2 kaldı diyebiliriz. Şekil 2'deki dörtgenin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi bu mavinin şurası zaten 6. Pembenin de burası 6. Mavinin şurası 4, değil mi? Şurası 4, burası 2, 4. Pembenin burası 2, 2, burası da 4 tabii ki. Şu kısmını bulalım pembenin bir de şurasını. Şuraya x diyelim. Mavinin de bu kısmı x oluyor, değil mi? Şu x dediğim yer, şurası da x. Bir de şu ortadaki pembenin şu kısmı da x oldu arkadaşlarım. Şurası da x oldu bakın. Değil mi? Doğru söyledik. Hepsi tamam. Şimdi biz 3x'i, daha doğrusu 2x'i 6 diyebiliyoruz. X 3. Buralarda 3. Demek ki bu kenar 9. 9 da buradan 18. 4. 4 de buradan 8. Çevresi oldu 26. ABCD karesinin B köşesi etrafında saat yönünde 120 derece döndürülmüş durumu görülmektedir. Bakın şu BC kenarı, şurası 120 derece döndüğünde buraya geldi. BC üssü oldu. Demek ki şimdi karenin bir kenarı 90 ya, şu aradaki açıyı 30 yazdık biz. Kare olduğu için bütün kenarlarımızın 4 4 4 olduğunu söyleyelim. Buna göre oluşturulabilecek A üssü A, D üssü üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Şimdi A üssü A ve D üssü de şurada. Bunları birleştirelim şöyle. Birleştirdik. Bu üçgenin alanı acaba nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi dostlarım, önce şu kenarı da bulalım. Şimdi şurası zaten 4. Bunu biliyoruz. Bu 4. Sonra şuraya bakın kardeşlerim, bunu bir görün. Bakın burası 4, burası 4 ve aradaki açı 120 ya kardeşler. O halde şu çizgi, şu AA üssü 4 kök 3'tür. Ve hatta şurası 30'dur, şurası 30'dur, değil mi? 120, 30, 30 üçgeni. Şurası 90 hocam. Bakın ne çıktı buranın tamamı? 120. Yani şöyle bir şekil oldu. Şurası 120, şurası 4, burası 4 kök 3. Bana da bu üçgenin alanı nedir diye soruyor. Hemen sinüs alandan bulabiliriz dostlar. 1 bölü 2 çarpı 4 kök 3 çarpı 4 çarpı sinüs 120. Hemen 2 kere 2 4'tür. Şu 4'ü götürdüm. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Bir de 4 ile çarparsam 12'dir. Paketleyip geçtim. Evet, geldik 22. soruya. Bakalım bu ne diyormuş. Şekilde verilen dik üçgen biçimli levhada ABAC 15'tir. 15, 75, 90. 4 tanesini kullandım. Böyle bir şey yaptım ve mavinin alanı 200'müş dostlarım. Şuranın alanı 200 olarak verilmiş. Şimdi bizim şu üçgenimiz 15, 75, 90 üçgenin özelliği şuydu. Hipotenüse indirdiğin yükseklik h ise hipotenüs 4h'tı. Bana da zaten 4h'ı soruyor arkadaşlarım. Şimdi şöyle yapalım. Tüm karenin alanı 4h çarpı 4h değil mi arkadaşlar? Yani 16h kare şöyle bulunuyor, değil mi? Bakın mavi bölgeyle, yani 200 ile şu pembelerin dördünün toplamına eşit. Bunlardan bir tanesinin alanı h çarpı 4h bölü 2'den 2h karedir. 4 tane var bu 2h kareden, 8h karenin toplamına eşit. At 8h kareyi. 8h kare 200 yapar. H kare 25. H eşittir 5. Bana da 4h'ı soruyor. 4 kere 5. Ceyhan'ı paketledim dostlar.
Evet, 23 numaradayız. Şekilde logoların üst üste konulduğu bir durum gösterilmiştir. ABCD kare, KLMN dikdörtgen. Tamam, şu üstteki yeşil dikdörtgen, bu da kareymiş dostlar. Şimdi şurası da 4 tabii ki. Peki 4, 2, 2'yi gördük. Logoları tarafından iplerini bağlayan Ali, TR uzunluğunun 14 santim olduğunu tespit ediyor. Şurası da 14'müş. ABCD karesinin alanı nedir? Şimdi karenin şu kenarına x desek, daha doğrusu dikdörtgendi ya şu üstteki yeşil. Tabii ki burası da x. Şimdi şu kırmızısı kareydi. Bir kenarı x artı 4 oldu dostlar. O halde bu da x artı 4. Bu da x artı 4. Şurası da x artı 4 geldi. Şimdi toplam burası da 14 santimmiş. Onu da kullanalım. X artı 4'ü çıkartırsam buradan 10 eksi x kaldı. Yani şunların toplamı, şu iki eşit parçanın toplamı 10 eksi x'miş, ikisinin toplamı. 10 eksi x ile burayı toplayın bakın. X'ler gidiyor, 14'e ulaşıyoruz. Hatta bu da 10 eksi x'in yarısı olacak değil mi? 5 eksi x bölü 2. Bu da 5 eksi x bölü 2 geldi. Tamam hocam. Bize neyi soruyor? Karenin alanını, yani x'i bulmak zorundayım ben. Şimdi şu üçgenle şu üçgeni benzerleyeceğim dostlarım. Soru da buradan gelecek inşallah diyelim. Hemen şu açıya A, şurası zaten 90, şuraya B yazıyorum. Şurası zaten 90, B 90, şu açı A oldu. O halde bu açıya da B geldi. Şimdi bak, burada A'nın karşısı 4, burada A'nın karşısı x artı 4. Eşittir. Burada B'nin karşısı 2, burada B'nin karşısı 5 eksi x bölü 2 kardeşim. Hemen içler dışlar yapalım. Çok uzatmıyorum. 2x artı 8 eşittir. 4 ile burayı çarparsam 20 eksi 4x bölü 2'den 2x. Bunu buraya aldım 4x, 8'i buraya aldım 12, x eşittir 3. X 3 ise 2 buradan, 2 buradan, 4 daha geliyor, 7 çıktı. Bunun bir kenarı, alanı da 49 geldi dedik. Kare biçimindeki sarı renkli bir camın ön yüzü 16 eş bölgeye, arka yüzü ise 64 eş bölgeye ayrılmış ve bu yüzlerdeki bazı bölgeler şekildeki gibi siyaha boyanmıştır. Peki, bu camın her iki yüzü de sarı olan bölgeleri ışığı geçirmekte, en az bir yüzü siyaha boyalı olan bölgeleri ise ışığı geçirmemektedir. Bu camda ışığı geçiren bölgelerin alanları toplamı 62 birim kare olduğuna göre, ışığı geçirmeyen bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir demiş. Allah razı olsun diyoruz amcamızdan. Şimdi hemen isterseniz şunu, arkası olduğu için bunun dostlarım, şuna bir dizelim bunu isterseniz dostlarım. Şuraya bir geçirelim. Şimdi şunu da bakın şöyle her birini ortasından çizersek şu şekilde. Ya ilk aklıma gelen yöntem buydu. O yüzden bunu deneyeceğim şimdi. Hepiniz iyice anlayın diye. Burayı da şöyle hemen bölelim. Burayı da böldük. Burayı da böldük. Burayı da böldük. Şimdi siyahları burada bir daha boyayalım arkadaşlarım. Hatta siyah rengimi alayım ben. Bak şurası siyahmış. Tamam, o zaten burada da boyalı. En sondaki siyahmış, onu burada boyayalım. Burası siyah artık. Sonra alttaki satıra geçtim. En baştaki siyahmış. Araya iki tane bırakmış siyah, zaten siyah. Araya iki tane bırakmış siyah. Burası da siyah oldu. Şimdi geldik şuna, bir alt satıra. Baştan ikinci siyah. Şurası siyah. İki boşluk bırakmış siyah siyah. Burada da öyle zaten. Bir boşluk siyah. Bir boşluk siyah. Geldik şu satıra. Hemen bir altındakine siyah. Şurası siyah olacak. Boşluk siyah. Boşluk iki siyah. Tamam. Ve iki boşluk. Buna da eyvallah dedik. Şimdi şuraya kadar yaptık. Yarısını hallettik. Şimdi altında. Ne diyor? Şurası var. Bir siyah gelecek. Tamam. Dört tane boş olacak. Tamam. Bir tane siyah. Burada da siyah var zaten. Göstermişiz. Şu da bitti. Şuradayız şimdi. İki siyah, şey iki beyaz. Burada zaten siyaha boyamışız. Bir siyah. Şurası siyah. Bir boş siyah.
İki boş siyah diyeceğim zaten siyaha boyalı orası da. Devam. Neresi kaldı? Bu da bitti. Şurası. Boş siyah. Boş boş siyah siyah zaten öyle. Boş boş tamam bu da öyle. En alttaki siyahla başlıyor. Boş boş siyah. Boş boş tamam bizde siyah ama onda boş boş burası da siyahmış. Tamamdır. Şimdi iki şekli bununla artık işin yok. Buraya birleştirmiş oldum böylelikle arkadaşlarım iki şekli. Şimdi diyordu ki ışığı geçiren bölgeler yani tamamıyla sarı olan bölgeleri sayın diyor arkadaşlarım. Hadi biz de sayalım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 tanesi sarı ve ışığı geçiriyor. 31 sarı ışığı geçiriyor ve 62'ymiş. O zaman bir tane sarı dediğim yer 2. Yani şunlardan, şu küçük karelerden birinin alanı 2. Şurası 2 yani. Geçirmeyen siyah yerlerin toplamı nedir diye soruyor. Şimdi siyahları sayalım. Onu da mavi renk yapalım dostlarım. Şöyle. Kaç tane siyah var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Saymadığım var mı? Yok. Zaten 31'di ya. Toplamda da 64 olması için 33 kalması gerekir dedim. Çünkü 64 tane kare var burada ama saydım arkadaşlarım. 33'ün değerini soruyor. Bir tanesi 2 olduğu için 33 çarpı 2'den 66'yı yapıştırdık dostlar. Evet geldik 25'e. Bakalım bu ne diyor şimdi? Ne? Yukarıdaki abicide kare şeklindeki zemine paralel tablo duvara 30 santim uzaklıkta asılmıştır. Tablonun bazı raptiyeleri çıkmış ve A noktasından asılı kalmıştır. Tamam. Tablonun bir kenarı 50. O halde şuradaki kenarı da 50. Bak burada 30, 40, 50 üçgeni çıktı. Burası 40. Tamam. DK kaç birimdir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi tablonun bir kenarı 50 idi. Tabii şurası da 50. Şu da 50 kardeşlerim. Onu da bir söyleyelim. A noktasından asılı kalmıştır diyor. Tamam. A noktasında asılı kalmış ve şurada duvara A noktasında tablonun bir kenarı 50 santim. Yani şu acaba ADC üssü doğrusal mı? Onu anlamaya çalıştım ama öyle bir bilgi şu anda yok. Yani A'dan asılı kalması dengede kaldıysa ağırlık merkezinden geçecek ama şurada duvara dayalı olduğu için herhalde değil. Dengede değil şu anda. Peki devam edelim. Başka neler bulacağız bakalım. Ne yapabilirim? Şuradan C üssünden de şuraya bir diklik çizeyim. Şimdi şurası A, şurası 90, şurası B. Şurası 90, burası A, burası B. Bak bunlar eş üçgen çıktılar. İkisinin de 90'ının karşısı 50. Demek ki burada A'nın karşısı 40'sa buradaki A'nın karşısı da 40. Evet bak demek ki tam doğrusal değil. C biraz daha A'ya göre sağ tarafta. Çünkü 10 santim sağında kalmış. 40'mış burası. Burası 30'du çünkü. İyi ki de yapmışız bunu. Tabii B'nin karşısı da 30 olacak. Şurası da 30 diyelim. Şimdi şuradan da devam edelim şöyle hatta. Şu eş üçgenleri bir konuşalım arkadaşlarım. Bak B 90 bu da A. 90 burası B. 90 burası A. 90 burası B. Ve hepsinin 90'ının karşısı 50 50 olduğu için şunlar da eştir şunlarla birlikte. O halde A'nın karşısı burada 40'sa buradaki A'nın karşısı da 40. O zaman şuraya 10 kaldı diyelim. Tabii ki şurası da 10. Ve buradaki A'nın karşısı yani şurası da 40 arkadaşlarım. İşte B'nin karşısı burada 30. O zaman şuraya 20 kaldı diyelim.
A'nın karşısı 40'tı, buraya da 20 kaldı. B'nin karşısı 30, buraya da 30 kaldı diyelim dostlar. Ve bakın şurası 70 çıktı arkadaşlarım. 70. 70'tir burası. Demek ki şurası da 70 şu uzunlukta. Toplam 70 olacak. E peki D'nin burası kaçtı? 30. O zaman şuraya ne kalacak dostlarım? 40. Şu kısım 40. Zaten onu bulmuştuk ya. Niye böyle bir artistik yaptıysam. Ne kaldı geriye? Şurayı soruyordu değil mi? DK'yı mı soruyordu? Evet, X. Biz şurayı bulursak Y'yi soru bitiyor. Onu da bak 20, 20. Y orta taban oldu 30'un. 15 diyeceğiz Y'ye. 40 olması için X'in de 25 kalması dedim gerekiyor. Evet, güzel soruymuş bu arada bu da. Evet, geldik 26. soruya bakalım ne demiş. Şekil 1'de kare biçimindeki kartonun B köşesi AE boyunca katlanıyor dostlarım. Bize katlanmadan önceki halini de açmış. 25'i vermiş. X kaçtır diye soruyor. Şimdi bilgilerimizi konuşalım. Kat çizgisi açıortaydır demiştik. Hemen şu iki taraftan açıortay olduğunu gösterelim. B köşesi katlandı buraya geldi 90'ı gösterelim. AB kenarı katlandı buraya geldi bunu. EB katlandı, EB üssü oldu. Bunların eşitliğini gösterdim. Şimdi karenin bir kenarına şu simgeyi koyduysam diğer kenarlarına da bu simgeyi koyuyorum ve bakın burada bir ikizkenar üçgen çıktı karşıma. Hadi şuradan yürüyelim. Buranın 90 olması gerekiyor. 25 ise şuraya 65 kaldı. 65 ikizkenar olduğu için bu da 65'tir dedim. 65 65 130 şuraya da 50 kaldı dedim. 90 olması için yine 40 kaldı. 20 20. Gidiyorum yavaş yavaş dostlarım. 20 90 burası 70, burası 70. 70 70 140. Aha da x 40 çıktı. Haydi bakalım 27. Kare 4 6 ve 120'yi gördük dostlarım. O zaman şurası 90, şurası 90. 360 olması için şu açıya da 60 kaldı. Kare olduğu için bu 4, bu da 6 oldu. Şöyle yazalım. BK nedir diye soruyor. Bak basit bir dik üçgen sorusu haline döndü dostlarım bu. Bir açıyı 60 görünce ne yapıyorduk? Karşısına dikliği yapıştır. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2, o zaman buraya 4 kaldı. 60'ın karşısı ise 2 kök 3. Çak şuradan da Pisagor'u. X kare eşittir 4'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesinden 28, o da 2 kök 7 yapıştır gelsin. 28 bakalım ne diyor? Karesi biçimindeki kağıdın A ve C köşeleri karenin merkezi olan O noktası ile çakışacak biçimde katlanıyor. Şekil 2'deki zamazingo elde ediliyor. ABC'de karesinin alanı 72. Şimdi dostlar gelin biz şunu katlanmadan önceki hallerine geri açalım. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Şimdi burada 4 tane daha kare oluştu. Şunların alanına A desek katlanmadan önce de A'ydı. Şurası 2A ise burası da 2A. AA burası da 2A. Ve bakın 2, 4, 6, 8 A'yı bize 72 vermiş. Demek ki A dediğim şey 9. Nereyi soruyor? EFBLK, EFBLKD. Ha, şurayı soruyor bize yeni oluşan bölgeyi. Yani 2, 3, 4, 6A'yı soruyor arkadaşlarım. O da 6 kere 9, 54. Zor gözüktü gözüme ama ilk başta gayet kolay bir soruymuş. Şekil 1'de duvardaki özdeş iki kare şeklindeki tablo bir müddet sonra A ve B çivilerinin çıkmasıyla şekil 2'deki hali almıştır. PM 20. Şurası 20. KH görelim onu. Şurası 60. Tablonun bir tanesinin çevresi nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bakın tablo kare olduğu için burası da 90, şurası 90 diyelim. Şu kenarına x dersem 20 artı x'tir karenin bir kenarı. O halde bu da 20 artı x. O halde bu da 20 artı x olacak. Şuna a diyelim 90b, 90a, 90b yazalım. Bakın burada 90'ın karşısı karenin bir kenarı, 90'ın karşısı karenin bir kenarıysa bununla bu eş üçgen olacaklar. Burada B'nin karşısı 60'sa burada da B'nin karşısı 60 olmalı. Şimdi şu üçgene bakarsanız dostlarım 60, x ve 20 fazlası. X 80 olsa burası 100 oluyor ve 6, 8, 10'un 10 katı çıkıyor dostlarım. Demek ki x 80, karenin bir kenarı da
100 santimmiş. 100 birimmiş. Neyi soruyor? Çevresini soruyor. 400 çıktı. Cevabımız Bursa'dan geldi. Aşağıda aralarında 3 metre mesafe bulunan kare şeklindeki eş garaj kapıları. Üst kısmında 4 metre şekilde açılan kapıların orta noktaları olan A ve B noktaları arasındaki uzaklık 17 metreymiş. Şurası 17'ymiş dostlarım. Şimdi tam orta noktaymış bu dostlar. Şöyle tam dik indirirsem burayı ikiye bölüyormuş. A da burayı ikiye bölüyormuş şöyle. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya x diyelim. Şuraya x diyelim. Tabii ki bu da x. Tabii ki bu da x. Kare şeklinde miydi bunlar? Evet. O halde şurası 2x oldu bir kenar. Şurası 4 santim vermiş bize buradan. Şurası 2x eksi 4. Demek ki bu da 2x eksi 4. Bak burada ne çıktı? Bir dik üçgen var. Hipotenüsünü 17 vermiş. 8, 15, 17 olabilir dedim. 6 desem x'e. 6 deyince 2 kere 6, 12. 4 çıktı. 8 oluyor. X 6 iken diyelim. 6 desem 6, 9, 15 oluyor. Bak 8, 15, 17'yi sağlıyor. X 6'ymış. Kapılardan birinin eni 2x'i soruyor. 12'yi paketledim dostlarım. Evet, ÖSYM sorularına geçiyormuşuz. Burada durduk. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.